Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz War Thunder'a ilerleyen zamanlarda ne gelecek? Amerika'dan başlayacak olursam. Arkadaşlar, Amerika'da en son M1A2 Abrams'lar bulunuyor. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde M1A2'nin üzerinde daha üstün bir tank olması da M1A2'nin modernizeli daha doğrusu versiyonları var. Mesela M1, M1IP yani bunların hepsi farklı emirler. Ancak M1A2'den sonra farklı modernizasyon paketleri uygulanıyor. Yani M1A1'den M1A2'ye geçilirken M1A2'den M1A3'e geçiş yok. M1A2 üzerinden ABD tankı modernize ediyor. Hem modernizeli versiyonun ne farkı var? Yanlarına reaktif zırhlar geliyor. Normalde M1A1'lerde de bu paketin olması gerekiyor. Çünkü 2000'lerde Körfez Savaşı'nda işte Irak Savaşı'nda falan filan M1A1'lerde dahi reaktif zırh var. Lakin M1A2'nin SEP V3 versiyonlarında reaktif zırhın önünde ekstradan kiremite benzer yapı var. Bu yapı kinetik enerji mühimmatlara karşı da kısmen etkili. Ve genel olarak tankın yan zırhına ekleniyor. Ama kabaca şunu söyleyebilirim ki bu M1A2'den sonra çok farklı bir tank gelmeyecek. Sadece yanlara ekstradan ERA eklentisi yapılır ve M1A2 SEP V3 versiyonunda 750 mm'ye kadar raha zırha nüfuz edebilen M289, şöyle gösterelim. M289 demişim. M829 A3'ler var. Mesela bunda görüldüğü gibi A rakamı yok. Yani bu direkt stok mühimmatı arkadaşlar. İlk M1'ler, daha doğrusu M1A1'ler yapıldığında kullanılan ilk mühimmat bu. Bundan sonra A1, A2, A3 olmak üzere farklı sabotları var. Son mühimmatı 750 mm'ye kadar delebiliyor. Bu oyunda şöyle bir mantık yok. İşte tank çok kuvvetli. Buna yüksek bir deliş kuvvetine sahip, sabot getiremiyor, öyle bir şey yok. Tankların genellikle modeline göre mühimmatlar getiriliyor. Örneğin İtalya'da neden çok yüksek deliş değerine sahip bir sabot var? Bu tankın çok iyi olduğundan mı veya topunun iyi olduğundan mı? Hayır. Arkadaşlar C1 Artiyeler geç yapılan tanklar. Yani 2090'da yapılan ilk modelleri daha sonra da bu POSA versiyonu yani şu PSO versiyonları falan 2010 küsürlerde falan yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden deliş kuvveti bu kadar fazla. Yani tankın topu normalde Rheinmetall L44 ama 2010 yapımı olduğu için ve 2010'da da İtalyanlar DM43 kullandığı için bu kadar iyi deliyor. Yani İtalyanların ekstradan bir özelliği yok aslında. Sadece tanklarının modeli yüksek. Kabaca M1 A2'den sonra bunun SEP versiyonlara gelir veya Challenger'lara yaptılar bunu direkt SEP V3 versiyonunu modifikasyon olarak işte şuraya bir yere ekleyebilirler. M3'ten sonra farklı bir araç geleceğini zannetmiyorum ama bunun kısmen modernizeli versiyonları var. İşte onlar gelebilir ama şunu söyleyebilirim ki Amerika hattı bitti arkadaşlar. Amerika hattı bitti. Belki buraya da bizim TSK'da kullandığımız M60T Sabra'yı eklerler. Ama İsrail hattı muhtemelen gelir. Sabra'yı İsrail hattına eklerler. Birazdan geleceğim İsrail hattına. Almanya'ya ne gelebilir? Leopard 2A5'ten sonra A6, A7. modelleri var. Yani A7 modellerinden sonra bir de A7 artı olarak geçen modeller var. Ama onlar tabii şu anda biraz fantastik bu oyun için. Ama A6 modelleri 5 ay içerisinde muhtemelen gelecek arkadaşlar. Neredeyse kesin gözüyle bakıyorum ben buna. Çünkü Leopard 2A5 bayağıdır var ve Almanya'ya düzgün tank eklenmedi uzun süredir. Bu yüzden diğer güncellemede A6'nın gelmesi çok muhtemel. A6'nın ne özelliği var? A6 modellerinin arkadaşlar Rheinmetall L44 topu yerine L55 topu var. Yani daha uzun, daha isabetli, daha yüksek rahat çelik deliş kuvvetine sahip bir top var. A5'ten tek farkı bu. Ha, belki ona A6 pardon A7 zırhı da eklenebilir modifikasyon olarak. Çünkü Armored Warfare'da böyle bir olay vardı. Leopard 2A6'yı alıyordunuz, bir exit paketi vardı aynı ERA paketleri gibi. Onu aldığınız zaman tankınız Leopard 2A7 oluyordu. Ya bir de benim anlamadığım şey şu Almanya'da. Leopard 2K
Çok enteresan ya. Bakın arkadaşlar, Leopard 2K ile Leopard 2A4'ün tam şu ortasına Leopard 2AV isimli bir tank var. Leopard 2AV arkadaşlar, özetle Leopard 2A0 öncesi üretilen, yani 76 yılında üretilen Leopard 2A4'ün daha ilkel bir hali. Kule kabaca Leopard 2A4, lakin gövdesi M1'lere daha çok benziyor. Neredeyse M1'le aynı aslında gövdesi, tasarım olarak. Hatta M1 tanklarının gövde yapısı arkadaşlar Leopard 2AV'lerden alıntı aslında. Tabii Nera dizaynı falan, AV modellerin çok farklı ve AV modellerinin çok farklı figür zırhı var. Yani yaklaşık 10 küsür tane farklı zırh tasarlanmış gövdesine, öyle örnek vereyim. Hepsinin dokümanı bende var, buradan biliyorum. Neyse, ben admin olsaydım şunu belirteyim. Şuraya bir Leopard 2AV eklerdim. Ya bu oyunda maalesef Leopard 2A4 biliyorsun çok zırhsız, ancak Leopard 2A4 arkadaşlar şu bölümde 550 milimetre kinetik dirence sahip. Yani ne demek bu? Hani M1 A1'lerin şu sabot mühimmatı bu. Kolaylıkla Leopard 2A4'ü kuleden bile deliyor ya, işte gerçekte böyle değil. Leopard 2A5 yerine keşke Leopard 2A4 olsaydı da gerçek kuvvetiyle getirilseydi. Bu arada bu Leopard 2A4'ler DM63 mühimmatlarıyla 850 mm'ye kadar, 800 mm'ye kadar zırh delebiliyor. Hani bunda en fazla 400 mm'ye kadar delebiliyorsunuz ya, bu mühimmattan kaynaklı. Yani buna DM43'ü koy, aynı C1RT gibi deler. Almanya'ya da gelebilir özetle. Leopard 2A6 A7 gelir. Bunun dışında Almanya'da neredeyse bitti arkadaşlar. Ufak tefek sağ sola tank serpiştirirler. Daha sonra Almanya'da biter. Ama Sovyetlerin daha çok yolu var. Önce bunu belirteyim. T-72B'den sonra buraya T-90 eklenecek. Bakın iki seçenek var burada. Ya direkt T-90 eklerler ya da T-90'ın A modellerini eklerler. T-90'ın A modellerinin şöyle bir farkı var. Kulesi dökme değil, aynı Leopard 2A4 gibi köşeli ve haddelenmiş homojen çelikten oluşan bir yapısı var. Yani T-80'lerdeki gibi onun kulesi bu şekilde dairesel değil. Bunu ben Kadir Baba'da anlattım, muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu yüzden detaya girmeyeceğim ama buraya ya T-90 ya da T-90A gelecektir. T-90A'lardan sonra da T-90MS'ten sonra T-14 Armata eklenecek arkadaşlar bu hatta. Yani birçok kişi şu anda bu hattı kasıyor ama gelecek vadeli, hani gelecek vadeli biraz saçma oldu da, işte uzun vadeli bir tank kasma fikriniz varsa T-72 hattını kesinlikle kasın. Çünkü T-14'ler buraya değil, buraya eklenecek. Yani şu anda bu hat cıvıl cıvıl ama yaklaşık 5 ay sonra bu hat çok daha önemli hale gelecek. Bunun dışında Sovyetlere ana muharebe tankı olarak başka bir şey eklenmez. T-80U'nun önüne belki Ukrayna tankı olan T-84 Oplot eklenir. Ama sanmıyorum ya, onu özel tank yaparlar muhtemelen. Çünkü Sovyetlerle pek bir alakası yok. Ya tabii burada mesela Merkavalar var. Bunların da aslında bir alakası yok Amerika ile. Ve bu yüzden de zaten görüldüğü gibi özel tanklar. Sovyetler özetle bu şekilde. Britanya ise bitti arkadaşlar. Challenger 2'den sonra başka bir tank yok İngiltere'de. Bir Challenger 2 Megatron var. Zaten şu ERA'yı aldığınız zaman Irak paketine sahip oluyorsunuz. Irak paketi arkadaşlar bir gördüğünüz zırh. Yani bu Challenger 2'lerle giriyorlar. Daha sonra şu bölümü RPG-7 mühimmatı deliyor. Akabinde direkt olarak şu ERA zırh çıkartılıyor. Yani bundan sonra ne olur? Megatron modelleri var. Kontrol ateş sistemi daha iyi de, oyunda kontrol ateş sistemi olmadığı için bir esprisi yok aslında onların. Sadece kontrol ateş sistemi daha iyi ve erası orası burası genel olarak kabaca aynı. Yani Challenger 2'den sonra başka bir tank gelmez. Gelirse de işte Megatron gelir. Megatron'un da Challenger 2'den aslında çok büyük fark yok. Mesela ne gibi farkı var? Merak ediyorsun. Mesela şurada sinyal kesici antenleri var. Tam olarak şu bölümde. Ya arkadaş, sinyal kesici anten bu oyuna ne işe yarasın? Warrior hattına. Bu Warrior'un modernizeli versiyonları var arkadaşlar. İşte yanında ek eralı versiyonları var. Onlar gelir, merak etmeyin. Bunun çok daha zırhlı versiyonu var. Hemen hemen şuraya kadar geliyor zırhlar. Yani kalın baya. Tabi efektifliği az olur bu oyunda. Japonya'ya kesin gözüyle bakın. Type 10 gelecek. Type 10 bunun altına gelir.
Buraya gelemez zaten. Buraya da gelemez. Type 10 da Type 90'ın daha ufak bir versiyonu. Tankın, ya şimdi ben onu kitabımda anlattım ve hiç YouTube kanalına falan anlatmadım. Zırh yapısını bu yüzden anlatmayacağım. Vazgeçtim. Anlatırsam haksızlık olur şimdi. Ama şunu söyleyebilirim ki Type 90'dan daha ufak bir tank zırh yapısı sebebiyle bir tık daha sağlam. Daha hafif, daha sağlam. Zırh içeriğinden. Ha, Çinlilerin de bayağı yolu var bu arada. ZTS bu aslında Type 96 gördüğünüz tank. Type 96 da tip 96, tip de model demek. Aslında tankın özündeki ismi 96 model gibi bir şey oluyor. 96 model tank oluyor aslında. Bundan sonra bunun B versiyonları var. Aynı T-72, AT-72 B var ya işte, Çinlilerin de böyle hatları var. Bunun B modelleri var. O gelir. O tanklardan sonra da Type 99'lar var. Type 98 var. Type 98 demeyi unuttum. Type 96B, Type 98, Type 99, Type 99 A1, A2 gelir veya A1 gelmeden önce direkt Type 99 A da gelebilir. Type 99'un çünkü 3 farklı modeli var. Type 99, Type 99 A, Type 99 A1, A2. Toplamda 4 tane, 3 tane değilmiş mesela, şimdi aklıma geldi. Çinlilere özetle bu tanklar gelir. Type 99 ise aslında kabaca bunlarla aynı. Aynı T-90 gibi onlar da. Type 99'un A modelleri ise biraz daha farklı. Kulesi çok farklı. Aynı Leopard 2 A4'lerde olduğu gibi kalın bir zırh var. Yani Sovyet tanklarında dairesel ve ince, göreceli olarak Almanlara göre ince zırh kullanılırken, lakin açı ön planda tutulurken, Type 99'un A modellerinde kısmen açılı ama kalın bir zırh var. İşte A4'ün kulesinden hallice diyebiliriz. Hindistan tankları gelir mi? Önce onu belirteyim. Arkadaşlar, Hindistan tankları etkinlik tankı olarak eklenir. Çünkü Hindistanların bir tank hattı oluşturabilecek kadar fazla tankı yok. İtalyanlardan bahsedelim biraz. Normalde bu tankın arkadaşlar biraz daha farklı olması, tankın demişim işte, tank kavrisinin biraz daha farklı olması gerekiyor. Çünkü bu top tankı biraz dengesiz kılıyor. Bunun seri üretim modellerinde bu süspansiyonlar biraz daha çıkık. Normalde bunlar görüldüğü gibi bayağı içte dururken, seri üretim modellerinde süspansiyonlar bayağı buraya kadar geliyor ve bunun gerçekte ek zırhlı versiyonları da var. Bu arada bu kompozit yan etekler falan filan diyor ya, bunlara bakmayın. Bunların hiç zırh efektifliği yok. Yani göstermeye gerek yok da. Yani 50 milimetre, hatta şöyle göstereyim, İsveç'te mesela görüldü, 300-400 milimetreden bahsediyoruz burada. Ama böyle bir 83 milimetrelik bir efektifliği var. Ne diyorduk? İtalya. Arkadaşlar, İtalyanlara başka tank gelmez. Özellikle C1RT'ye PSO zaten İtalyalıların şu an aktif olarak kullandığı son tank. Zaten bu tank yeni arkadaşlar. Eski bir tank değil, yani 10 yıllık bir tank bu. Sancharyo'dan sonra o dediğim hani süspansiyonları daha gelişmiş versiyonu gelebilir. O kadar. Yani İtalyanlar bitti şu anda arkadaşlar. Başka tank gelmez. Fransa'ya ne eklenir? AMX-40, AMX-32, bunların hepsi prototip tanklar. Yani şu iki tankta edinilen bilgiyle Leclerc'i Fransızlar yapıyor. Leclerc'den sonra tank var mı? Var arkadaşlar. Leclerc'in şöyle örnek vereyim, 21 tane versiyonu var. Aynı T-72, T-90 gibi ama hepsi gelmez tabii. Yani öyle bir beklentiniz olmasın. Bu Leclerc'in S1 versiyonu. Yani Leclerc'in seri üretim ilk versiyonu diyebiliriz. Yani 90 model Leclerc bu aslında. Bunun 2000 versiyonu var, 2010 model versiyonu falan var. Mesela bunun geliştirilmiş versiyonlarında şu gördüğünüz ek zırh var ya, şuradaki kare. Geliştirilmiş versiyonlarında şu gördüğünüz zırh ta şu öne kadar geliyor böyle. Çok daha kalın oluyor. Bunun geliştirilmiş versiyonlarında titanyum falan da var. Yani titanyum çelikten hem daha hafif hem de daha dayanıklı bir malzeme. Tabi bu oyunda o kadar detaylandırma yok. Öyle bir şey olsaydı Leopard 2A4'te tungsten olurdu. Tungsten'in de zaten zırh direncini pek geçebilen zırh yok. Özetle şunu söyleyebiliriz ki Fransa serisine Leclerc'in farklı versiyonlara gelir. Gelelim İsveç'e. Daha sonra Merkavaları anlatacağım size. Arkadaşlar, İsveçlilerin
aslında kendine özgü pek tankı yok. Merkava hattı da böyle olacak. Mesela İsveçlilerin ne tankı var? Bu. Bundan önce de işte 1. Dünya Savaşı'nda kalma gibi gözüken aslında 2. Dünya Savaşı ve sonrasında üretilen tankları var. Bu hat aslında çok kendine özgün bir hat değil. Mesela Çinlilere baktığınız zaman Çinlilerin kendine has tankı yok ya. Zaten bu da bildiğiniz T-55 aslında, onun modernizeli versiyonu. Type 96'dan aşağısı komple Rus tankı, Amerikan tankı. Burada zaten komple Amerikan tankı. Bu CM-11 dediğiniz tank M60'ın Exer'lı modernizeli versiyonu. Yani Çinlilerin şu anda tek özgün, daha doğrusu iki özgün tankı var. Type 96 ve A versiyonu. Başka bir özgün tankları yok. Şu gördüğünüz tanklar hep lisans adı altında üretilen Rus tankları. İsveçlilere de başka tank gelmez arkadaşlar. STR-122 zaten şu anda İsveçlilerin kullandığı son tank. Gelelim herkesin merak ettiği hatta, İsrail hattı. Arkadaşlar İsrail hattı gelebilir mi? Bunun cevabı evet. Gelirse nasıl gelir? Aynı Çin gibi. Yani ilk seviyeleri İngiliz ve Amerikan tankları olur. İsrail serisinin şöyle bir esprisi olacaktır. İsrail ilk model M4'ler var ya, hani dökme zırhlı M4'ler. Adamlar onu bile kullanmış 1950'de M50 ve M51 adı altında. O tankları kullanmış. Ama o M4'lerin topu falan modernizeli ve bayağı bir modernizeli. Yani modernize değil, adamlar bildiğiniz mouse topu gibi bir şey eklemiş ona. Merkava hattı da aynı bu şekilde olacak yani. Seviye 6'dan sonra merkavalar olur veya 7'den sonra merkavalar olur. Merkavaların altında işte şöyle göstereyim. Centurion olur. İşte Centurion Mark 10 olur. M60'lar olur, M48'ler olur vesaire. Merkava tanklarını zaten şurada görebilirsiniz. Mark 1 ve Mark 2 olmak üzere iki versiyon zaten burada mevcut. Tabi bunların hepsi de Tost modelleri Merkavaların, yani oyundaki Merkavalar en kötü Merkavalar aslında tank olarak. Mesela Merkava Mark 2'nin D model var, bu B modeli. Bunun D modelleri falan çok daha etkili. Yanlarında falan nere bir yapıda zırh var. Zırhı çok da etkili, özellikle kulede. Merkava 3'lerde ise Rheinmetall L44 var. Yani M1A1'lerde, Leopard 2A4'lerde kullanılan topla aynı silah var. Merkava 4'lerde ise aynı silah olsa da tankın genel yapısı ve zırh karakteristiği çok farklı. Bunu ben zaten Kadir Baba'da anlattığımdan bunun detayına inmeyeceğim, ama İsrail tank eklenirse seviye 6, 7 Merkava olur. Onun aşağısı ise Centurion olur. M48 Patton serisi olur. M60 olur. Vesaire. Şu anda War Thunder'da sona yaklaşılıyor. Ha bu arada şunu ekleyeyim. Onu eklemeyi unuttum. Daha çok MBT üzerine yoğunlaştığımdan. Arkadaşlar bu hatta Terminator eklenebilir. Yani T-72 gövdeli, T-72B3 gövdeli veya T-90MS gövdeli. Terminator 1 ve 2'nin gövdesi çok benzer. Artık hangisi ekleniyorsa eklensin mühim değil. Gövdeleri neredeyse aynı. Terminator eklenebilir. Eklenebilir değil aslında. Eklenir, eminim ki eklenir. Terminator'dan sonra da T-15 Armatalar var arkadaşlar. T-15 Armata eklenir. Ha, Almanya Marder falan eklenebilir. Onu nereye ekleyebilirler? Ha, şuraya eklerler ya, Marder falan. Marder'de, bu arada şu Almanların Marder'leriyle karıştırmayın. Almanların Marder'i M3'ün daha kuvvetli silaha sahip, daha zırhlı bir halini düşünün arkadaşlar. Marderler özette bu. O da aynı bu şekilde mürettebat piyade taşıyabiliyor arkasında. Ya bunun daha zırhlısı, daha kuvvetlisi özetle, kabaca. Evet arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda bu bahsettiğim tankların eklenme ihtimali %99. Aklınıza takılan bir şey olduysa soru sorabilirsiniz. Beğeni atmayı unutmayalım. Selametle.